Bir telefon alayım ben şimdi. Al bakalım. Çok ömür kadınsın vallahi. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Dinliyoruz sizi. Ya benim bir derdim var aslında. Selin abla merhaba. Merhaba canım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Selin abla ben 5-6 yıllık evliyim. Alo duyuyor musunuz? Çok ben net duyuyoruz sizi. Sen çok net duyuyoruz. Evet. Ben 6 yıllık evliyim. Bir çocuğum var. 3 yaşında. Durum benim. O Allah niye onu benim için? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ben evlenmeden önce birini seviyorduk. Biz birbirimizi seviyorduk yani başka biriyle. Biz ayrıldık. Beni vermediler. O insana. Sonra ben başkasıyla evlendim. 1-2 sene sonra. Ondan sonra biz bir zaman sonra karşılaştık. Karşılaştık. Tekrardan aynı şeyler, duygular gene başladı. Ama kesinlikle herhangi bir ileri falan gitme olmadı. Nerede karşılaştınız? Nerede karşılaştık? Bir yerde yani kafe gibi bir yerde herhalde, tam hatırlamıyorum ama. Karşılaştınız mı? Randevuleşip oraya mı gittiniz? Hayır. Hiç öyle bir şey olmadı kesinlikle. Karşılaştık. Evet. Peki. Yani zaten aynı memleketliyiz biz onunla. Tamam. Tesadüfen karşılaştık. Ondan yine sonra depreşti senin hisler. Yani ikimizde de biz biraz telefonla falan konuştuk. Sonra olmayacağını anladık. Çünkü ben evliyim, o bekar, o kendisi bekar bir adam. Sonra şey yaptık. Olmayacağını anlayınca bıraktık. Ama ben şimdiki eşimle boşanmayı istiyorum. Söylüyordum zaten bayağı önceden de. Boşanalım diye. Sadece bu benim yani evliliğime tuz biber oldu. Hani boşanmama daha sebep olmaya başladı. Hızlandırdı yani aslında. Evet hızlandırdı aynen. Ama benim eşim boşanmak istemiyor, bir evladım var diye. Hı hı. Onu babasız büyütmek istemiyor. Peki eşinize boşanma gerekçesi olarak neyi gösterdiniz? Yani zaten önceden vardı, soğuduğumu falan söylüyordum ama bu olay çıktıktan sonra onu söylemedim. Yani hala soğudum, yapamıyorum, yani evliliğimi tamam, yürütemiyorum. Zaten öyle şeyler söyleme. Ondan sonra üçüncü sayfalara düşersiniz. Gözünü dinini seveyim. Erkek milletinin en hassas olduğu nokta, kendi yapar. Sen yaparsan kıyamet kopar. Şimdi bilmiyorum daha söyleyecek miydin ama ben hemencecik gireyim mevzuya. Bir, sevmeden evlenmişsin. Ötekisinin ateşi geçmeden yeni birisiyle. Ya da ötekinin ateşini bastıracak kadar kocanı sevmemişsin. Bu bir gerçek. Zaman içinde de niye sevemedin onu da bilmiyorum. Sevilebiliyordu. Bazı insanlar sevmeden evleniyor. Nefret etmediği sürece bir süre sonra sevmeye başlayabiliyor. İyi huyluysa, sana karşı iyiyse vesaire. Şimdi bu adamı da zaten görünce onunla telefon konuşmalarına bile girebilmeye cesaret etmen hep bir umut. Ah yeniden başlarsam. Sen esasında problem kocan dolayısıyla düştüğün boşluk. Dikkat et, daha kötü günlere gebe bu sizin yani evliliğiniz. Bugün böyle, yarın başkasını görürsün. Öbür gün dizdeki bir adamın karşısında ah çekersin. Bunların hepsi ben boşluktayım, ben yalnızım, benim şuna ihtiyacım var, buna ihtiyacım var demektir. Çocuğun olduğu için biraz bağrına taş bas derim, kusura bakma. Bana soruyorsan ben daima önceliği çocuklara veririm. Peki. Eğer kocandan nefret edecek kadar bir şeyleri yoksa onunla devam etmeye çalış evladım. Sevmeye çalış. En azından arkadaş ol evin içinde. Bir canlının hayatıyla oynuyorsun. Yani çocuğunun. Peki. Yapma canım. Teşekkür yapma. Ediyoruz. Çok güzel bir şey söyledin. Evveliyatımız çocuk. Önce çocuklar.